Evet değerli arkadaşlar, 8 Ağustos tüneli imiş bu. Tünele girdik. Tünel çıkışında sizlere deklar etmek istediğim bazı şeyler var. Güzergahımız doğru. Güzergahımızda sıkıntı yok. Yalnız dikkat edeceğimiz bir püf noktası var. Şimdi ses daha iyi duyulacaktır. Evet. Siirt arkadaşlar ve Baykan kafayı karıştırıyor demiştim. Biz Silvan üzerinden Diyarbakır'a gideceğiz. Bunun sağlaması şu şekilde olacak. Baykan'a geldiğimiz zaman sonunda ne var? Baykal değil, hep Baykal'a gider aklım benim bu Baykan'ı duyunca. Baykan'a geldiğimiz vakit yol ikiye ayrılıyor. Biri Siirt yolu, biri Diyarbakır yolu. Diyarbakır'a varmak için de önce Silvan'dan geçmek gerekiyor. Yani Baykan'a gireceğiz, Silvan yoluna yöneleceğiz. Silvan yolundan da Diyarbakır'a kısmetse varacağız. Durum tam ve net olarak bu. Bir de Silvan'a gelmeden Çatakören diye yanılmıyorsam bir belde veya ilçe var. Belde olabilir, belediyelik bir yer olabilir. İlçe değil sanırım. Orayı geçtikten sonra da Silvan üzerinden Diyarbakır. Evet, durum bu. Ondan sonra yeni rotamıza başlayacağız. Yani her şey bu şekilde, biz bir plan yaptık ama bazen bozuluyor planlar. Mesela Hakkari'ye gidecektik ama bahsettiğim nedenlerden dolayı önceki bölümlerde planımızı, güzergahımızı değiştirdik. Bu güzergahı aldık. İyi de oldu. Yani burada çok güzel deneyimlerim oldu. Onları da sizlere yansıttığıma bütün kalbimle inanıyorum. Şimdi yaklaşık yanılmıyorsam, yine de yanlış olmasın ama 60 veya 68 kilometre. Gerçi tabelalar gelir ileride. Bu yolda devam edeceğiz Baykan'a kadar. Ondan sonrasında da dediğim gibi ikiye ayrılıyor. Bir taraf Siirt'e, bir taraf Diyarbakır'a. Diyarbakır'a gitmek için de öncelikle Silvan'dan geçmemiz gerekiyor. Durum bu. Şimdi burada tekrardan bir çek yaparız. Evet, Baykan, Siirt, Diyarbakır. Burayı geçtikten sonra da kuvvetle muhtemel tabelalardaki kilometreleri yazar. Biz de o şekilde bilgi veririz. Mutki de biliyorsunuz Bitlis'in bir beldesi. Şu adam el kaldırıyor. Tabii durmayacağım. Ben otostop çekenlere durmuyorum arkadaşlar. Aleni bir şekilde onu da çekmedim. Yani sonuçta olmaz. Evet. Çünkü benim işim bu. Şu anda o binersin, işimi yapamam yani. İşimi yapamam. Olmaz. Evet, ileride yine herhalde bir trafik kontrolü var arkadaşlar. Ya arkadaşlar, bu var, muhakkak var. Kimlik sorgulayacaklardır kesin, bakın. Zaten durdurmuşlar solda. Biz pas geçebiliriz bunu. Çünkü girişi şey yapmışlar. Şöyle tutayım. Tan. O yüzden de iki tane devasa kuyruk olmuş arkadaşlar, bakar mısınız ya? Sorgulama yapıyor. Bu sefer polisler yapıyor. Yolun hemen ortasında iki tane devasa çukur. Son anda kurtardım, çekim yapıyordu. Evet, bazı YouTuber'lar kasklarındaki kameralarla veya işte efendime söyleyeyim araçlarındaki arama noktalarını da çekiyor. Kesinlikle bunu yapmamalarını öneriyorum. Olmaz. Yani olmaz. Bakın şimdi burada Baykan 44, Siirt 91, Diyarbakır 199. Şimdi önümüzde bir zorlu bir vadi var. Bol virajlı. Cehennem Vadisi ya da cehennem mevkii, bilmiyorum.
devamlı virajlar varmış, tehlikeli. Otelde, otel sahibinin kardeşi beni uyardı bu konuda. Orada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Mobeseler var şimdi. Çocuk arkasını dönmüş. İyi, çekebiliriz. Bitlis bitti an itibariyle. Yol üzerinde akaryakıt istasyonları hayli kalabalık. Buradaki o akaryakıt istasyonları hakkında bilgi vereyim. Yakıt istasyonları da diyebiliriz ama akaryakıt daha düzgün bir cümle olur. Şöyle, karlı dağlar. Yağmur tekrardan başladı. Arkadaşlar var ama çok çeşitli. Yani mesela ben genelde hep Shell'den alıyorum ama doğal ritmim, sistematik Shell alışverişlerim sekteye uğradı, bozuldu. Nedeni de şu, dediğim gibi çok fazla çeşitli ve çok fazla daha önce ismini duymadığınız akaryakıt istasyonları mevcut. Şimdi peki neden abi Shell'den? Abicim Shell'den tamam denk geliyor, güzel. Oradan alışveriş de yapabilirim ama inanır mısınız? Gazım bitmeden gaz almam lazım o zaman. Sürekli durmam lazım. Veya tersini yapmam lazım. Bittikten sonra, bitse bile biraz benzinle gidip uygun bir gaz yerinden gazı fullemen lazım. Veya bitmeden de alabilirsin. Ama diğer türlü benim sürekli her Shell'i gördüğümde LPG almam gerekecek yani. Bazen o kadar da bölgeye yayılımı çok farklı olabiliyor. Nasıl yani? Şöyle. Kaza mı olmuş ya? Aa bakın. Taş mı düşmüş? Kaza mı olmuş? Ne olmuş anlamadım. Çok tehlikeli yerde duruyorlar yalnız ha. Bakın şurası ilginç bir yer. Şurası. Ama orada durmaları bence çok şey yani. Durmamalar lazım. Manzara o biçim değil mi? Bakın taş yuvarlanıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Artvin Şavşat'ta çok yaşadım ben bu sorunu. Sürekli bir taş yuvarlanıyordu. Gece karanlığında gecenin bir yarısı 1-2 gibi oralardan geçmek zorunda kaldım. Yolda irili ufaklı birçok kaya vardı. Heyelan. Allah'tan bu tip yağmurlar yoktu yani. O zaman yağmur da yağıyordu ama seliyordu yani. Giresun tarafında işte ne bileyim Sinop, Türkeli tarafında ve sonrasında Samsun, Çarşamba falan oralarda iyi yağdı. Ama tabi ben Artvin Şavşat bölgesine vardığımda çok da fazla yağmıyordu yani. Yağsaydı daha fazla kaya yuvarlanmış olacaktı. Tabi gündüz onu temizliyorlar ama gecenin geç saatinde inanın kimse karayolları dahi büyük bir kaya falan, Allah muhafaza, birilerine zarar vermedi. Verirse zaten oraya insanlar, bildirilmişse ya da başkası geçerken görmüşse yığılırlar. Ama diğer türlü çok zor. Yani gecenin bir saatinde kimse gelip yoldaki kayaları temizlemez yani. En iyisi esasında geceleyin çıkmamak ama ben mecbur kaldım yine. Yani. Otel bulamadım doğru düzgün. Bulduğum oteller çok pahalıydı. Şurada su ve bekleme yeri var. Millet piknik yapıyor. Bayram ya arkadaşlar, millet hani bizim orada şöyle bir tabir var. Ağzını bozdu ya da ağzımız açıldı falan derler yani. İç Anadolu bölgesinde böyle. Karadeniz'de çok daha farklı versiyonları vardır eminim. Ya da Türkiye'de. Durum bu. Neyse çok fazla lafı uzatmayacağım ben. Gelişen olaylara göre bilgilendirme ve video çekimlerime devam edeceğim. Bakın demek istediğimi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunlar hep yeni düşmüş yani. Evet. Şurada durmayın fazla. İşte bunlardan bahsediyorum. İşte bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Yani buradaki kaya blokları falan çok eski. Yaşları
Ve suyla da görüyorsunuz çok güzel, doğal güzelliği harika. Birleşince böyle oluyor. Bitlis çayı bu arada. Burası bu ikinci köprü. Bakın şöyle göstereyim size. Belki orada da heyelan olmuş olabilir. Bakın. Bu da üçüncü köprü. Buradan üç tane ayrı çay akıyor. Bakın buraya da düşmüş. Gördünüz mü? Gördünüz herhalde. Yani durum bu arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Yani Allah muhafaza bir anda. Bakın hiç mesela bent yok. Şuraya bakın. Devasa kayalar yuvarlanmış yani. Gerçekten çok büyük. Buraya yine çöküntü var. Bakın o yağmurlar çok yağdı. Yağmurlar çok yağdı. Ve bu tip bir yerlerden geçeceğiz. Geçiyoruz. Gündüz yine dikkat edersiniz ama geceleyin, Allah muhafaza, geceleyin çok sakat. Bakın buraya da takır takır yuvarlanıyor. Düşünün o hızla buraya da. Şuna bakar mısınız? O hızla yola geldiğini düşünün o kayaların yuvarlanarak. Ne yapacaksınız? Geldi arabanıza çarptı veya bir anda arabanın altına girdi veya arabanın üstüne düştü veya arabaya yandan çarptı. Allah muhafaza. Dikkatli bir şekilde şurayı atlatalım. Baykan 35, Siirt 82, Diyarbakır 90. Bakın buraya da. Her yere düşmüş arkadaş, bakın. Yani buradan her yere bakın. Şuna bakar mısınız ya? Oho. Evet. Ve temizlenmemiş de. Bayramın bugün birinci günü. Bayram bakın. Devasa kaya kütleleri var şuralarda. Her yerde. Bak ta karşıya geçmiş. Zıplamış. Allah muhafaza ya. Allah'ım sen koru bizi. Evet, Bitlis Şahı 4, 4. köprüyü geçtik. Umarım şu tehlikeli kritik bölgeyi atlatırız. Virajlı bir bölge. Çok yağmur aldı buralar arkadaşlar. Dünden bu yana. Zemin çok sağlam değil. Bakın yine aynı. Abicim nedir bu yani? Ta yolun karşısına geçen devasa kayalar var yani. Bazıları o kadar büyük ki arkadaşlar. Bazıları o kadar büyük ki silindir gibi var, önüne ne gelirse ezer geçer yani. Bakın şuralara bakın yani. Bazılarında o duvarlar tutuyor. Bunlar tutamadıkları. Burayı acilen yetkililerin bu bölgeyi bir elden geçirmesi lazım. Yani bu zemin şu bölgede de çok heyelan olduğunu umuyorum. Şu kaya bloğu var ya. Zaten bayağı bir olmuş ama yere düştü mü bilmiyorum. Bakın bazıları hep duvarların üzerinde kalmış. Şuralarda. Bu 6 tane burada dere var arkadaşlar. 6 tane köprü anlamına gelir bu. Böyle. Durum bu. Neyse. Bazıları tam böyle sınırda böyle şeyde kalmış böyle kayalar. Evet. Vay. Şuna bakar mısınız ya?
İşte bu kamyondan bahsediyordu arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, yine Baykan'a vardık. Baykan'ın girişindeyiz şu an itibariyle. Ya kayıt yapmaya gelmiyor. Hemen bir EDS, MOBS, sürekli aramadan geçiyorsunuz arkadaşlar. Sürekli. Güvenlik çok yoğun. Biraz önce yine jandarma durdurdu. Bu sefer birkaç tane tanıdığım çıktı. Zaten ben kimliği gösteriyorum, biraz sohbet ediyoruz. Ondan sonra geç diyorlar genelde ama bu sefer biraz tanıdığım çıktı. Bu arada tabiat harika. Müthiş bir tabiat. Baykan'a çok az bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Biraz önce de Bitlis Çayı'nın o harika görüntüsünü çektim. Müthiş görüntüler var. İşte bu da bana yetiyor. Mutlu oluyorum. Daha önce görmediğim yerlerden bir yerdi burası. Güzel bir geri dönüşü oldu benim için. Burada tabiat harika. Ormanlık alanlar oldukça fazla. Tabiat, doğal güzellikler, şu karşıdaki dağların silsilesi ve şekilleri çok çok değişik tonlarda. Yani güzel, hoş. Evet, şöyle biraz Baykan'ı görüntüleyelim hazır ışıklarda durmuşken. Şöyle tepelere doğru gidiyor. Çok da fazla büyük bir ilçe değil ama yeterli büyüklükte. Neyse, zaten ışık da yandı. Bu arada tırcı arkadan geliyordu tabii ki. Işıklarda durmadığı için kaptırdı geçti. Şurası devlet hastanesiymiş. Burası Baykan 1 köprüsü. Altta meşhur Bitlis Çayı, 8-9 tane saydım yani. Köprüden geçiyor, birleşiyor ve devasa bir şekilde buradan hemen akıyor şu ormanın içinde. Baykan'ın içinden geçiyor arkadaşlar çay. Böyle söyleyeyim. Bakın nasıl yalpaladı. Dorsesi. Gerek yok ki böyle yerlerde hız yapmaya ya. Bakın şu öndeki araç falan. Arabaya çok zararı var ya o kasislerin. Sert girilen kasislerin. Evet, durum bu. İlçenin çıkışı arkadaşlar. Bu belli zaten. MOBS'lerin çektiği zaman ilçenin çıkışı demektir. Kozluk 29, Siirt 44, Diyarbakır 158. Normalde buradan yol ayrılıyor arkadaşlar. Siirt yolunun Baykan'dan ayrılması lazım. Diyarbakır'a gideceğim ben ama Diyarbakır Silvan yoluna geçmem lazım. Şimdi bir de Kozluk çıktı. Haritalarla bazen hiç uyuşmuyor ya. Gerçekten. Bilmiyorum yani. Umarım İleride Silvan yolu çıkar yani. Normalde ikiye ayrılması gerekiyordu. Yani Kozluk, efendime söyleyeyim, Siirt, Kozluk çıktı işin içinden yani. Acaba şu yukarıdan bir yol daha gidiyordu. Orası mı gidiyor ya? Yukarı taraflarda. Silvan üzerinden geçmem gerekiyor benim Diyarbakır'a. Yoksa efendime söyleyeyim, Siirt tarafından veya Kozluk tarafından değil yani. Bir türlü Silvan tabelalara girmedi henüz yani. Ama haritalarda Silvan görünüyor. Evet, Diyarbakır'ı biliyorum. Diyarbakır'a defaten gittim. İlk görev yerime Doğu'da giderken de Diyarbakır Havalimanı'nda inmiştim. Ondan sonra taksiyle Mardin'e geçmiştim. Derik'te görev yaptım. Derik'in bütün ilçelerinde görev yaptım. Bu arada kanyonlar ve vadileri çok mükemmel ya.
ve Diyarbakır'ın birkaç ilçesini de göreve çıktım. İsim vermeyeceğim. Ama Silvan tarafına hiç gelmedim yani. Duydum sürekli. Arkadaşlardan da duydum. Silvan'dan geçeceğiz. Ama ne zaman bilmiyorum. Silvan'ın arazisinde o şekilde görmüş olacağız. Yani buralarda işte arkadaşlar, güvenlik kuvvetleri çok başarılı operasyonlar verdi. İşte bu dağlarda düşünün yani, saklanabilirler, gizlenebilirler, buradan geçiş yapabilirler, yola çıkıp araçları, bunlar defa ete bu bölgelerde oldu, sürekli oldu. O yüzden buralar kritik yerler, buralar doğu, boşuna olmuyor bu aramalar yani. Bu arama noktaları, kontrol noktaları boşuna değil yani. Bir yerde Bitlis'i işte geçtikten sonra, bilmem kaç kilometre sonra, karakol değil kale kol gördüm resmen tepenin üzerinde. Görüntüyü kayda alana kadar kadrajdan çıktı. Tabii yani ha deyince sürekli telefon veya kameralar yanımızda değil. Şöyle uzaktan gösterecektim. Aleni belli zaten de yani. Resmen kale kol olmuş yani, karakoldan çıkmış. Neyse bir tabela görelim bakalım. Umudumuz Silvan tabelalarında. Bakalım. Yol da harika. Ufak tefek tabii yani, bozukluklar var ama iki gidiş iki geliş. Tabiat da harika, hava da güzel. Ne çok yakıyor, İşte efendime söyleyeyim, ne de çok fazla bu değil yani. Sıkıcı değil. Boğulmuyorsunuz. Bazen de bulanık olur böyle, hani motivasyonunuz düşer. En azından güneş var yani. %70-80 güneş var. Durum bu. Veysel Karani diyor bölgesi. Burada yine bir kontrol olacak arkadaşlar, ileride bakın. Şu dubaların olduğu yerde. Her ilçede, her ilde bir bakın zaten. Panzerler, kirpiler falan duruyor. Telefonumu şimdi durdurayım. Evet değerli arkadaşlar, biraz daha şöyle hasbihal edelim. Söyleyeceklerim var. Biraz önce Veysel Karani'yi geçtik. Zaten girişinde gördüğünüz arama noktası da vardı. Telefonu kapatmıştım. Cümlemi de tamamlayayım dedim. Hemen meydanda kocaman bir deve heykeli var. Figürü var. Veysel Karani. Biliyorsunuz Veysel Karani'yi anlatmama gerek yok. Sayısız defa böyle filmleri falan çevrildi. Meşhur sözleri de çok fazla. Hani hırkası var deve yününden, asası var hurma dalından, aslını sorarsan Acem ilinden, Yemen çöllerinde Veysel Karani diye, değil mi? Bunları hepimiz biliyoruz. Burada kaya tuzu satıyorlar. Zaten görüyorsunuz şu anda. Kaya tuzu, sofralık ve turşuluk kaya tuzu satışı var. Evet. Evimde var kaya tuzu, o yüzden almadım. Bayağı var yani. Böyle bir durum, orayı geçtik. Deveyi çekecektim ama ışıklar hemen yandı. Hareket ettiğim yerde sağda durabileceğim hiçbir yer yoktu. Arabayla geldiğiniz zaman da işte böyle sorunlar var. Uygun bir yere park etmeniz gerekiyor. Burada yeryüzü şekilleri bir anda değişti. O yüksek çamlar gitti, yerine böyle meşe ağaçlarına, meşe palamutlarına bıraktı. Yolu da görüyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok yani. Bunun dışında bunları söyleyeyim dedim arkadaşlar. Güzergahımız doğru ama halen Silvan görünürde yok.
bu yol bizi Diyarbakır'a kadar götürecek arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyebilirim. Ama irili ufaklı ilçelerden veya köylerden geçeceğiz. Belki ana arterden sapan farklı illere giden yollarda aralarda olabilir. Bunu da belirteyim. Şimdi burası Batman il sınırı. Batman. Zaten görüyorsunuz. Batman il sınırı başladı. Batman ilinin arkadaşlar sınırları içerisinden şu anda geçiyoruz. Belli bir yerden sonra Diyarbakır'a Silvan üzerinden Diyarbakır'a geçeceğiz. Ama şu anda değil. Yolculuğum da devam ediyor. Tekrardan görüşeceğiz. Belki çekemem falan. Yüksekteyken biraz görüntü alayım. Kozluk arkadaşlar. Şu tepenin sağında, solunda ve şu karşıdaki tepelerin yamacında uzanan yer. Kozluk. Kozluk burası. Kuvvetle muhtemel biraz sonra yazar. Ve akabinde de arama noktaları falan olur. Mobese olur. Bakın Kozluk. Daha yine bir çay geçiyor buradan. Tepeyi ortadan ikiye bölünmüş. Sağlı ve sollu olmak üzere yerleşim birimi ikiye bölünmüş durumda. Kuvvetle muhtemel şimdi birazdan arama noktasına gireceğiz. Aynen öyle. Bakın işte başladık. Şöyle biraz daha çekelim arkadaşlar. Silvan Batman. Silvan'ın adı göründü en sonunda. Silvan Batman Diyarbakır. Kozluk sağdan. Harbi sağlı sollu. Bir ilçe. Yerler taş döşenmiş. Büyükçe bir yer arkadaşlar Kozluk. Böyle ufak tefek bir yer değil yani. Silvan göründü. Silvan, Batman, Diyarbakır. Evet, durum bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kozluk'tayım halen. Kozluk, Batman'ın bir ilçesi oluyor. Batman'a bağlı yani kısaca. Buradan Silvan'a hareket ediyorum. Yolda durdum çünkü bankamatik gördüm. Hemen de yolun kenarındaydı. Dedim, tedbiri elden bırakmayın, biraz para çekeyim, cebime koyayım, ne olmaz ne olmaz, hazır bankamatiği bulmuşken. O da ne yazık ki vermedi, para kalmamış. Şimdi mesaj atmış, hata nedeniyle diyor işte paranızı çekemediniz diyor, bugün diyor gece yarısına kadar diyor yapacağınız işlemle diyor herhangi bir ücret kesilmeyecek diyor. Bayram günü hizmet verdiği zaman ücret mi kesilmiyor ya? Allah Allah, anlamadım ben ya. Kozluk. Gecelik sapıttılar bu arada. Durum bu şekilde. İlk defa böyle bir mesaj görüyorum ya. Artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Silvan 45 kilometre dedim ya, göründü artık diye. Batman 53, Diyarbakır 127. Yola devam ediyoruz. 106 kilometre geldik. Saat 12, hava güzel, çaysızlık krizi, sabahleyin sadece bir çay içtim duble. O da saat yanılmıyorsam 9.30 falan diye. Saat şu anda 12, biraz sonra karnımız da acıkır zaten. Evet, devam edeceğiz. Evet, sağ tarafımızda Sason, Batman, Hasankeyf, Malabadi meşhur köprüsü kaldı. Biz direkt Diyarbakır Silvan yoluna girdik. Yani orada bir çatal vardı. Ayrıldık arkadaşlar. Ayrıldık. Bizim güzergahımız Silvan Diyarbakır. Devam ediyoruz şimdi. Buradan da sağlamasını tekrar yaparız yani. Silvan Diyarbakır Hamzalı Kulpmuş yolu da bu taraftan. Hamzalı Kulpmuş'a gidiyor. Kulp Diyarbakır'ın, Muş il zaten. Silvan
yolu da buranın arkadaşlar. 19 kilometre kaldı. Diyarbakır'a 101 kilometre var. Şu anda tırmanıyoruz. Devam. Evet. Arkadaşlar, an itibariyle Silvan'a girmiş bulunmaktayız. Şu anda Silvan'dayım. Beni telefonla WhatsApp'tan aradı kardeşlerim, konuştuk falan. En azından iki tanesiyle konuştuk. Diğer bir tanesiyle sabah mesajlaştık. Diğerinden hiç haberi yok. Anneme mesaj attım. Annemle görüşemedim daha. Yoldayım çünkü. Mola verdiğim zaman görüşeceğim. Şunu diyeceğim. WhatsApp girince tabi girişini falan çekemedim Silvan'ın. Şu anda Silvan'dayım. Diyarbakır'a bağlı bir ilçe. Silvan'dayım. Görüntü alabildiğim kadarıyla alacağım. Ondan sonra kapatacağım. Buradan Diyarbakır istikametine gideceğim. Diyarbakır'dan sonra tekrardan bakacağız. Bir yol haritası çizeceğiz. Deprem bölgelerindeki yollar açıksa oradan Akdeniz'e doğru ineceğim yani. Adana tarafından. Evet, durum bu. Ama şimdilik daha yoldayız. Ve gideceğim yerler bayağı var. Bakalım zaman ne gösterecek? Nasıl hareket edeceğiz? Değişiklik olacak mı, olmayacak mı? Bunu ben de bilmiyorum. An itibariyle Silvan'dayız. Silvan yollarında aracımla birlikte devam ediyorum. Bahsettiğim gibi buralar hep arkadaşlar güvenlik noktası falan. Fazla da kamerayla çekerken de dikkat çekiyor. Elimde tutmak istemiyorum. Görüşeceğiz, kendinize iyi bakın. Diyarbakır yolu şurasıymış hemen buradan. Abi yola bakar mısınız ya? Buraya niye bir yamay falan yapmıyorlar? Berbat. 4 tane kocaman çukur var. Tam da sağa gireceğin yerde. Evet, Silvan. Silvan yollarında ilerliyorsunuz. Diyarbakır'ın Silvan ilçesi. Ya buralarda eskiden, yani birçok Güneydoğu ve Doğu Anadolu kentinde ve ilçesinde yol kenarlarında kahvehaneler olur, kıraathaneler olur, çay ocakları olur. Millet çayı sever burada. Şurada bir sadece bir köfteci gördüm. Suraltı köftecisi sol tarafta köfte yapıyordu. Yani kahve göremedim ya. Çayları da güzel yaparlar, güzel demlerler. Çay içeceğim, çay içemedim yani. Aa, şurada var bir tane sol tarafta, şu karşıda. Ama çay ocağı diyor. Ama orada o istikamette değilim ki. Arabayı falan park etmek lazım yani. Köşem çay. Mümkün değil şu durumda. Ben sağda falan olacak da oraya park edeceğim, gireceğim yani. İçeceğim çayımı, çıkacağım. O yok, o olay. Şu anda sağda çay ocağı yok. O yüzden çayımı içemiyorum. Hep bu tarafta kalmış çay ocakları falan. Silvan caddelerinde, sokaklarında ilerlemeye devam ediyoruz. Terledim. Üstümdeki tişörtü çıkartmam lazım henüz. Tişörtü çıkartamadım. Burada sağda güzel bir kahve var. Oraya araba park edilebilir esasında. Şuraya bir saniye.